burada onlara destek olmak konusunda herkese açık olduğumuzu söylüyoruz ve burada geçen pazar günü Dışişleri Bakanımız vardı. Daha önce de burada yine sayın bakanlarımızdan bir tanesi vardı. Şimdi de hemşerimiz, meclis başkan vekilimiz, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilimiz sayın Akif Hamza Çebi, Şişli Belediye Başkanımız sayın Hayri İnönü Bey, Kartal Belediye Başkanımız Altınok. Benim söyleyeceklerim buradaki, biz 50 yıllık bir derneğiz. Bu yıl 50. yılımızı kutluyoruz. Yani memleketimizden İstanbul'a göç etmiş insanlarımızın bir araya gelip birlikte davranmak ve birlikte hareket etmek için kurdukları bir yapıdır bu yapı. Kurumsal bir yapıdır ve bundan sonra da bu kurumsal yapının gelişerek devam edeceğine inanıyoruz. Benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. Ben katıldığınız için, geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim ve buradaki herkesi saygıyla selamlayarak sözlerimi bitiriyorum. Teşekkür ederim. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere CHP Fatih İlçe Başkanı Sayın Soner Özümer'i kürsüye davet ediyorum. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkan Vekilim, Milletvekilim, değerli belediye başkanlarım, meclis üyelerim, ilçe yöneticilerim ve değerli Of Hayrat Derneği sakinleri, öncelikle bizleri derneğinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benden siyaseten çok büyük insanlar olduğu için fazla lafı uzatmayacağım. Sadece bir teşekkür konuşması, ev sahipliği olduğu için de biz sizlere de merhaba demek istedim, onun için buradayım. Ama sadece şunu hatırlatmak istiyorum, önümüzdeki hafta yapılacak olan bir referandum var. Bugün bunların hazırlığı var. Gördüğünüz gibi bayağı gecikmeli olarak insanlar geldiler. Bunun nedenini hepimiz biliyoruz. Trafik akışı, sadece 4'te olacak bir mitingin şimdiden yolların kapatılması. Ben sadece şunu söylemek istiyorum, eğer evet çıkarsa şu demokrasinin içerisinde olduğu zamanda bile saat 4'teki mitinge yollar bu haldeyse ondan sonrası ne olur bilemiyorum. Ufak bir örnek olarak bunu vermek istedim. Ben bizi ağırladığınız için hem dernek yönetimine hem sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Şahsım partim adına saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Kartal Belediye Başkanı Sayın Altınok Özü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Nevşehirliyim ama Kartallıyım. Bizim Orta Anadolu'da bir laf vardır. Tık nefes derler. Yani eğer bir insanda astım varsa, solunum yetmezliği varsa, kuahı varsa, rahat nefes alamıyorsa, önce yakasını açar, oksijen arar. Arkasından tencereyi açar, bir gıdım fazla oksijen almak ister. Daralır. Kafası kızarır. Sıkıntılıdır. Terlemeye başlar falan. Şimdi biz rahat rahat oksijenimizi alıyoruz.
ama farkında değiliz. Demokrasi de aynı tıp nefesin aradığı oksijen gibidir. Farkına varmayız özgürlüklerin, demokrasinin. Ama lazım olduğu an elimizden kaçtı an ararız ama bulmamız biraz zor olur. Herkesi demokrasi içerisinde özgürce yaşasın diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şişli Belediye Başkanı Sayın Hayri İnönü'yü konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli Hazım, duyuyor musunuz? Duymuyor musunuz? Ben kendi sesini duyuyorum ama şu anlamadım. Daha da bağırarak konuşmam lazım değil mi? Evet. Bizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Sayın meslektaşım Altınok, oksijenle ilgili ihtiyaçla, oksijen ihtiyacıyla ilgili bir metafor yaptı. Kendisine katılıyorum. Çok teşekkürler. Ben Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü. Tanımayan için kendimi tekrar tanıtayım. Önemli olan tabii önümüzdeki pazar, tam bir hafta sonraki seçimlere katılmak. Yani, hakikaten herkesin katılması lazım. Ben bunu söylemiş olayım. Gerçi buradakilerin böyle bir seçime katılmamak gibi bir düşüncesi olduğunu sanmıyorum ama etrafımızdakiler de onu söylemeniz lazım. Herkesin seçime katılması lazım ki vatandaşlık görüyoruz. Çünkü insan sonuçta seçime gidiyor. Kendi başına karar verdiği tek yer. Başka her zaman birisinin yetkisiyle karar verirler ama seçim sandığı kurdu. Şimdi bildiğin vakit kimsenin yetkisi olmadan karar verme imkanına sahip. Onun için bu anlayı herkesin oyun vermesi lazım. Bana sorarsanız nasıl oyun vereceğim? Çok özür belli ama sonuçta herkesin kendi göre bir kararı vardı. Bu kararın doğrultusunda oyunu vermesini arzu ederdim. Bunu da size söylemek istedim ama belki de siz biliyorsunuz zaten. Çok çok teşekkürler. Çok buraya katıldığınız için, bize davet ettiğiniz için, çağırdığınız için sağ olun, afiyet olsun. Ben. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve CHP Milletvekili Sayın Akif Hamza Çelebi'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ofara Derneğimizin çok değerli başkanı, Kartal ve Şişli Belediye Başkanlarımız, Fatih İlçe Başkanımız, Fatih Belediyesi'nin çok değerli önceki başkanı, OF Hayrat'lı çok değerli hemşehrilerim, OF'un Hayrat'ın köy derneklerinin çok değerli başkanları ve yöneticileri, böyle güzel bir hafta sonu kahvaltısında birlikte olmaktan son derece mutluyum. Hayırlı olsun, afiyet olsun. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben saat 10'a 5 kala bu dernek binasının etrafına gelmiştim. Yavrullah Tellioğlu bana telefon etti. Dedi ki başkanım bu kahvaltıyı bir saat geciktirsek olur mu? Trafik nedeniyle kimse gelemedi. Hoş geldin. Ben de salonda kimse yoktu diye etrafta vakit geçiriyorum. Arabadaki radyoyu dinleyerek Suriye'deki gelişmeleri takip ediyorum. Sonra bir daha telefon ettim. Durum nedir diye o sordu. Kalabalık tamam dedim. Yani gecikmedim ben aslında. 10'a 5 kala buralardaydım. Gecikme nedeni bu. Hepinizi tekrar selamlıyorum. Sevgiyle kucaklıyorum. Rektör yardımcımızı anmayı unuttum. Onu da telafi ediyorum. Kendisini selamlıyorum.
Böyle bir imkanı bize vermiş olduğu için Oğuz Hayrat Derneğimizin Sayın Başkanı'na, yönetimine çok teşekkür ediyorum. Elbette ki sivil toplum örgütleri, tüm siyasi görüşlere, tüm siyasi partilere eşit mesafedir. Ancak önemli bir sürece doğru giderken, halk oylamasına doğru giderken tüm siyasileri burada getirip sizlere dinletmesi, bizlerin görüşlerini size sunma imkanı vermesi son derece demokratik bir olay. Kendisini bu nedenle kutluyorum. Değerli hemşehrilerim, sevgili konuklar, size bir tablodan söz etmek istiyorum. Telefonumda kayıtlı. 1996 yılında dünyanın 10 büyük şirketini gösteriyor. 2006 yılında, pardon, bundan işte 11 yıl önce dünyanın 10 büyük şirketini gösteriyor. Bu 10 büyük şirket içerisinde 5 tane petrol şirketi var, 3 tane banka var, 2 tane de muhteli şirketlerden var. Elimde çekiyorum ama. Demek ki 10 yıl önce, 11 yıl önce dünyanın 10 büyük şirketi içerisinde petrol şirketleri ve bankalar, yani finans büyük bir ağırlık teşkil ediyor. 10'un 8'i bunlar olduğuna göre %80'i bunlardan oluşuyor. 10 yıl sonraya geldiğimizde, 2016'ya geldiğimizde bu 10 büyük şirket tablosunun tersine döndüğünü görüyoruz. 10 büyük şirket içerisinde bir petrol şirketi kalmış. Bankalardan hiç kimse kalmamış. Bunun yerine bilgi ve teknoloji şirketleri gelmiş. Ne var bunların içerisinde? Apple var. Alphabet var. Bu Google ve diğer bağlı şirketleri tek bir çatı altında toplayan şirket. Microsoft var. Bilişim ve yazılım şirketi. Amazon var. E-ticaret şirketi. Facebook var. Sosyal paylaşım ağı. Facebook'un değeri şu anda 40 milyar dolar. Toplam geliri 15 milyar dolar. Yıllık geliri, sadece faaliyet geliri 5 milyar dolar. Böylesi devasa bir şirket. Dünyada böylesi olağanüstü bir dönüşüm var. Bu dönüşümün temelinde de bilgi var, eğitim var. Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de toplam eğitim süresinin 7 yıl 6 ay olduğunu görüyoruz. Ortalama eğitim süremiz 7 yıl 6 aydır. Yani ortaokulu bitirme aşamaları. 7 yıl 6 aylık ortalama eğitim süresiyle bizim teknoloji yarışında bir yer edinmemiz mümkün değil. Evet, bu 10 büyük şirket, işte çok büyük ölçüde Amerika'nın şirketleri, işte Çin'in bir telekomünikasyon şirketi var ama bu 10'u 20 yaptığımızda işte Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan başka şirketler buraya geliyor. 30 yaptığımızda yine bu daha çeşitleniyor. Ama Türkiye'nin bu yarışta olmadığını sizlere ifade etmeliyim. Teknoloji yoğun ürünler. Yani şu. Bir tanesi bu. Bu ürünleri, bu ürünlerdeki durumumuza baktığımızda, ya sadece bunu örnek veriyorum. Elbette ki teknoloji yoğun ürün dediğimiz zaman aklımıza bu 10 şirket içerisindeki bilgi ve iletişim teknolojisinin olduğu şirketlerin ürettiği ürünlerle sınırlı saymıyorum. 500, Türkiye'deki 500 büyük imalat sanayi şirketi içerisinde teknoloji yoğun ürünlerin payı %3.2. İhracata baktığımızda teknoloji yoğun ürünlerin, katma değeri yüksek ürünlerin payı da %2.8. Yani %3'lerde geziniyoruz. Bizim imalat sanayimiz içerisinde bu ürünlerin payı %3. Düşük teknoloji ya da orta düşük, orta yoğun teknolojilerle üretim yapıyoruz. Biz bu süreçte, şimdi referanduma gidiyoruz. Öne çıkardığımız, hükümetin öne çıkardığı hizmetler neler? Yollar, köprüler, viyadükler, Marmaraylar. Hepsi güzel hizmetler. Hepsi için son derece teşekkür ediyorum. Elbette ki bunlar ülkemizin, özellikle de İstanbul'un ihtiyaç duyduğu çok büyük hizmetler. Ancak inşaat teknolojisiyle, inşaat sektörüyle bizim dünyayı yakalamamız
mümkün değil. Biz birinci köprüyü 1973 yılında yaptık. Hala biz köprüyle övünüyorsak bir yerde bir eksiğimiz var demektir. Geri kalmışız demektir. İnşaatla, köprüyle, altyapıyla kişi başına 10 bin dolarlık gelire takılır kalırız. Başka bir yere gidemeyiz. Neydi 2023 hedefleri Türkiye Cumhuriyeti'nin? 25 bin dolar kişi başına gelir. 500 milyar dolarlık ihracat. Elbette ki bunlar artık imkansız hayal hedeflere dönüşmüş durumda. Türkiye bunları yakalayabilir miydi? Elbette ki yakalayabilirdi. Ama geçen yılki büyüme oranımız %2.9'du. 2003-2007 AK Parti'nin ilk 5 yıllık büyüme oranı iyi bir büyüme oranıdır. %6.9 ortalama yıllık büyüme oranı. 2008'den sonra bu eğri tersine dönmüştür. Büyüme oranı %3.3'e düşmüştür. Koalisyon olmasın aman çok kötüdür. Tek parti olsun. Tek parti hükümetleri dönemlerinin en düşük büyüme oranı son 15 yıllık büyüme oranıdır. Demokrat Parti dönemini yaşadık. 10 yıl Adalet Partisi tek parti hükümet dönemini yaşadık. 1965-71. Anavatan Partisi tek parti hükümet dönemini yaşadık. 1983-1991. Hepsinin ortalama yıllık büyüme oranı %5'in üzerindedir. %7'lere kadar çıkmaktadır. 2003-2016 büyüme oranı aldığımızda ortalama yıllık büyüme oranı %4.6'lardadır. Sevgili arkadaşlar, böyle bir bilgiyle konuma başlamayı uygun buldum. Durumumuz bu. Türkiye'nin buna mahkum olmadığını, Türkiye'nin büyük bir insan gücünün olduğunu, önemli bir özel sektör birikimi olduğunu, tecrübeli kriz kadroları olduğunu biliyorum. Türkiye gerçekten çok büyük atılımları gerçekleştirebilecek bir ülkedir. Bunu Türkiye'nin yapacağına da inanıyorum. Buna inancım tam, hiçbir zaman bu inancım kaybolmadı. Türkiye 1999 yılında Helsinki'de yapılan Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Avrupa Birliği'nin tam üye adayı ilan edildi. Çok önemli bir şey. Türkiye'nin tarihsel olarak yönü hep batı olmuştur. Osmanlı'dan bu yana yönümüz hep batıdır. Cumhuriyetle bu istikamet değişmemiştir. Bir kurumsal yapıya, kurumsal politikaya dönüşmüştür. 1999'daki tam üye adaylığı olağanüstüdür. 2004 yılında Sayın Tayyip Erdoğan Başbakanımızdı. Brüksel'e gitti. Bir üyelik müzakere takvimi aldı geldi. Tam üyelikte değildi. Önemli değil. Önemli olan Avrupa Birliği ile ciddi bir ilişkinin başlamış olması. Yani daha önce kurulmuş olan ilişkinin bir uygulamaya, politikaya dönüşmüş olmasıydı. O yarım üyelik, imtiyaz üyelik Türkiye bunları aşabilirdi. Hala aşabilir. Ama şimdi 2017'ye geldik. Avrupa Birliği'ne üyelik gibi bir hedefin Türkiye'nin gündeminde olmadığını görüyoruz. Başka şeyler konuşuyoruz. Bu sağlıklı bir giriş değil. Sağlıklı bir giriş değil. 1982 Anayasası'na Türkiye mahkum mu? Asla değil. Evet, bu referandumdaki oyumuz hayır. Ben hayır veriyorum. Hayır derken 1982 Anayasası'nı mı savunuyorum? Hayır. 1982 Anayasası'nda bugüne kadar üç büyük değişiklik yapıldı. Birincisi 1995 yılında Türkiye'nin gümrük birliğine girdiği yıldır. DYP-SYP koalisyonunun olduğu yıl. O yıl Türkiye 1982 Anayasası'nda Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla çok kapsamlı bir değişiklik yapmıştır. İkinci önemli değişiklik 2001 yılında olmuştur. 57. Koalisyon Hükümeti'nin olduğu dönem bu değişiklik gerek 1995 gerek 2001 değişiklikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tüm siyasi partilerin katılımıyla olmuştur. 2001 değişikliğinde bugünkü AK Parti'nin kurucusu olan milletvekillerinin de desteği vardır, imzası vardır. Çünkü 82 Anayasası darbe dönemi anayasası olduğu için onun demokratikleştirilmesine ihtiyaç vardı. Demokratikleştirilme
bireyin, insanın hak ve özgürlüklerinin önünü açmak gibi bir projeye, bir değişikliğe kimse hayır diyemez. Elbette ki oy birliğiyle çıkması lazımdı. Çıktı. Çok güzel bir gelişme. Demokrasimiz açısından gurur duyacağımız değişiklikler bunlar. Üçüncü önemli değişiklik 2004 yılında olmuştur. İki partili koalisyon, meclis, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. İşte biraz önce sözünü ettim. Sayın Erdoğan Başbakanımız yıl sonunda Brüksel'e gidecek. Türkiye'nin elini daha güçlü kılmak amacıyla 1982 Anayasası'nda üçüncü büyük kapsamlı değişikliği yaptık. Bunların hepsi uzlaşmayla yapılmıştır. Anayasalar çatışma değil, uzlaşma metinleridir. Çok önemli değişikliklerdir onlar. Sonra bir küçük değişiklik daha oldu anayasanın bütçeyle ilgili hükümlerinde. Yine AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi bunu oy birliğiyle gerçekleştirdik. Hatta bütçeyle ilgili maddeleri Sayın Canikli ile ben birlikte karar almıştık. O şekilde yasalaştırdık. 2011 seçimleri yapıldı. Sayın Meclis Başkanı Cem İlçin başkanlığında bir anayasa uzlaşma komisyonu kuruldu. 4 siyasi parti bu komisyona temsilcilerini verdi. 1982 anayasasının demokratikleştirilmesi amacıyla bir çalışma yürütüldü. Bu çalışmada 82 anayasasının 60 maddesi üzerinde değişiklik yapılması konusunda 4 siyasi parti anlaştı. Bu 60 madde anayasanın temel hak ve özgürlüklerine ilişkin düzenlemeleri içeriyordu. Çalışma devam etmedi. Sıra yasama yürütme bölümlerine geldi. AK Parti biz başkanlık sistemi istiyoruz deyince çalışma orada kaldı. Ama 60 maddelik o uzlaşma da demokrasimiz açısından çok önemlidir. Neden önemli? Anayasalar devletin, hükümetlerin yetkilerini artırmak, güçlendirmek için yapılmaz. Hele bizim gibi bir darbe anayasasına sahip ülkelerde bu hiç yapılmaz. Ne için yapılır anayasalar? Bireyin, insanın hak ve özgürlüklerini daha güçlü hale getirmek için yapılır. Anayasa, insana karşı devletin gücünü artırmak için değil, devlete karşı insanın gücünü, onun özgürlük alanını genişletmek için yapılır. Böylesi büyük bir anayasa tecrübesine sahibiz. Aslında tecrübemiz çok daha eskidir. Osmanlı'dan başlar, 1808 tane kanuni senedi ittifaktan başlar anayasa tecrübemiz. Parlamenter sistem tecrübemizde 1876 tarihli kanuni esasiden başlar. O tarihten bu yana Türkiye'de parlamenter sistem tecrübesi vardır. Sadece Kurtuluş Savaşı özel koşullarında uygulanan 1921 anayasasını bir kenara bırakabiliriz. Ama onun dışındaki bütün anayasalarımız parlamenter sistem benimsemiştir. Eksiği olabilir ama istikamet hep parlamenter sistem olmuştur. Sistemler değişmez mi? Anayasalar değişmez mi? Değişir. Elbette ki ihtiyaçlar değişiyor ise hukuk da değişir. Hukuk insanların ihtiyaçlarını çözmek için vardır. Bu ihtiyaçları karşılayamıyor ise değişir. Peki bugünkü parlamenter sistem sorunlarımız var. Bakın 60 maddede uzlaştık ama uygulamaya intikal etmedi. Evet, parlamenter sistemde sorunlarımız var. Bunları aşmak için anayasayı değiştirmemiz lazım. Ama şimdi yapılan halk oylamasına sunulan anayasa değişikliğinin insanımızın ihtiyaçlarıyla, onun özgürlükleriyle, onun geleceğini iyileştirmekle hiçbir ilgisi yoktur. Uzlaştığımız 60 maddeden tek bir madde bu pakette yoktur. Bu pakette ne vardır? Bütün yetkileri tek bir kişide toplama amacını gütmektedir bu paket. Tek bir kişi derken kimseyi tarif etmiyorum. Kimseyi ima etmiyorum. Sistemler konuşulurken en kötü şey bu sistemi bir kişiye endeksli olarak tartışmaktır. Son derece yanlıştır. Diyelim ki 10 sene sonrası için bir şeyi konuşuyoruz. Sakın aklınıza kişiler gelmesin. Hani AK Partili arkadaşlar diyor ya, ya Cumhuriyet Halk Partisi'ye niye karşı çıkıyor? Bir gün onlardan da bir başkan çıkabilir, cumhurbaşkanı çıkabilir. Burada temel bir hata var. Hata şu,
biz Cumhurbaşkanlığı seçimini alacağız. Ben buna katılmıyorum. Alınabilir, alınmayabilir. Kimin kazanacağı belliydi. İster yürürlükteki sistem olsun, ister yeni getirilen sistem olsun, Cumhurbaşkanlığı seçimi iki turludur. İkinci turda Cumhurbaşkanı'nın belli olacağı bir seçimdir. O nedenle kimin Cumhurbaşkanı olacağını ben samimiyetle tahmin edemiyorum. Bu varsayımla konuşmuyorum. Yani onu demek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, ne var burada? Bütün yetkiler bir kişide toplanıyor. Çoğunluk Karadenizli. Ama Karadeniz'de olmayan arkadaşlarımız da var. Bir onlar için bir örnek vereceğim. Daha sonra hepiniz için veriyorum da onlar için belki bir açıklamaya ihtiyaç duyacağım. Evlerimizin yanında köyde bir serender vardır. Bizim köyde biz paska deriz ona. Genel adı serenderdir. İşte dört ahşap ayak üzerine bir ahşap yapıdır. Evin hemen yanındadır. Fareler girmesin diye özel bir ayak sistemi vardır. Karadeniz'i simgeleyen güzel bir küçük yapı. Kışlık yiyecek orada olur. İşte ne olur? Mısır olur, fasulye olur. Şimdi evin kaynanası, kayınvalide eve gelin geldiği zaman bir süre onu gözler, güvendikten sonra serenderin anahtarını ona verir. Evet, güven. Güvenirse verir. Evet, daha sonra gelin gelecekse o ona bakar. Ya geline güveniyor mu, nasıl muamele ediyoruz? Serenderin anahtarını vermiş gibi. Şimdi bu önerilen sistemde kimseye güven yok. Serenderin anahtarı tek bir kişide. Hiç kimseye vermiyor. Arkadaşlar böyle bir sistem olmasın. Sistemin fren unsuru yok, denge unsuru yok. Şimdi örnek vereceğim size. Amerika'da Trump bir kararname yayınladı. Dedi ki, 7 Müslüman ülkeden Amerika'ya gelecek olan kişileri almıyorum Amerika'ya. Hangi ülkeden olursanız olun, cebinize pasaportunuzu koyup Amerika'ya gitmiyorsunuz. Ne yapılıyor? Amerikan konsolosluğundan vize alıyor. Vize almış bir insanlar, 60 bin kişi. Almıyorum diyor sizi. Kararnameyi yayınladı. Bir federal savcı dava açtı, bir federal hakim de bu kararnameyi iptal etti. Hakim bir şey söyledi. Amerika'da mahkemede anayasa üstündür. Sonra Başkan Trump onu temizletti, gene kaybetti. Bir tek yol var önünde şimdi. Amerikan Yüksek Mahkemesi. Oraya gider mi gitmez mi bilemiyorum. Ama gitse de sonucun değişmeyeceğine inanıyorum. İptal kararı geçerli olacaktır. Şimdi başkanlık sistemi deniliyor ya bizde getirilen sisteme. Sarıyer Büyük Armutlu'daydım. Bir hafta önce. Vatandaşlarımızla oturduk, kahve toplantısı yaptık. Dinledik onları. Daha çok mülkiyet sorunlarını konuştuk. Aslında anayasayı konuşmadık. Dediler ki burası Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan ilan edildi. Bu kentsel dönüşüm yasası var ya 6306 sayılı kanun. Riskli alan ilan edildi. Biz de onu mahkemeye götürdük, iptal ettirdik dedi. Sonra bir daha Bakanlar Kurulu riskli alan ilan etti dedi burayı. Onun için de dava açtık, bekliyoruz dedi. Dedim ki eğer bu sistem yürürlüğe girerse bir daha dava açamazsınız. Nasıl yani dediler. Yeni sistemde bütün yetkiler Cumhurbaşkanı'nda. Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle burayı riskli alan ilan edecek. Çünkü eskiden Bakanlar Kurulu'nda olan yetkiler şimdi Cumhurbaşkanı'nda. Bu karara karşı, bu kararnameye karşı mahkemede dava açma imkanınız yok. Nerede dava açılabilir? Anayasa Mahkemesi'nde. Çünkü bu yasa gücünde. Anayasa Mahkemesi'nde siz dava da açamazsınız. Hani mülkiyet hakkım ihlal edildi diye temel haklar kategorisindeki bir hakkın ihlal edilmesi nedeniyle insanlar Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir. Çünkü sizin tapunuz da yok burada. Ancak ana muhalefet partisi dava açabilir. Onun açtığı davaya da Anayasa Mahkemesi ortalama 2 yıl sonra bakar. 15 üyesinin 12'sini Cumhurbaşkanı'nın tayin ettiği Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda ne karar vereceğini siz tahmin edin dedi. Şimdi yeni sistem budur.
yeni sistemde Türkiye Büyük Millet Meclisi güç kaybediyor. Onun kanun yapma gücüne Cumhurbaşkanı ortak oluyor. Kim diyorsa ki Türkiye Büyük Millet Meclisi güç kazanıyor, doğru konuşmuyor. Güç kaybediyor. Yasa yapma gücünü kaybediyor. Efendim, kanun varsa bir konuda Cumhurbaşkanı o konuda kararname çıkaramaz. Teklifte var bu. Yani kanun olmayan konularda çıkarılabilir. Ya da o kararnamenin düzenlediği konuda meclis bir kanun çıkarırsa kararname hükümsüz hale gelir. Böyle yazıyor gerçekten. İki yönünü anlatmak zorundayım. Tek yanlı anlatırsam benden önceki konuşanlar belki farklı anlattılar. Peki arkadaşlar, bugün 1982 Anayasası yürürlükte. Olağanüstü hal var. Anayasa olağanüstü halle ilgili sınırlamalar koymuş. Olağanüstü Bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri çıkarılabilir. Bunlar kanun gücündedir. Ancak bu kararnamelere sadece olağanüstü halle ilgili maddeler koyabilirsiniz. Olağanüstü halle ilgili olmayan hükümler koyulamaz. 1992 yılında zamanın hükümeti koymuş. Anayasa Mahkemesi onları iptal etmiş. Bunların olağanüstü halle ilgisi yok demiş. Kısa bir süre önce halen mevcut hükümet bir olağanüstü hal kanun hükmüne kararnamesine madde koydu. Seçim kanununda bir madde var. 94A maddesi. Özel radyo ve televizyonlar seçim ve referandum dönemlerinde eşitlik ilkesi çerçevesinde yayın yaparlar. Muhalefete de söz hakkı verirler. Vermezse RTÜK onlara ceza uygular. Bunu kaldırdı. Bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle bu maddeyi hükümet yürürlükten kaldırdı. Anayasa Mahkemesi'ne gidilme imkanı yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi diyor ki ben olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamelerini denetlemem. 92'deki Anayasa Mahkemesi denetliyordu. Şimdiki benden denetlemem diyor. Yapacağınız hiçbir şey yok. Anayasa hükmü var. Önemli değil. Varlık fonu kuruldu. Milli piyango ve at yarışlarının lisans hakları bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesiyle varlık fonuna devredildi. İlgisi var mı o halle? Yok. Koydu. Onun için anayasada bu anayasa teklifinde bir konuda kanun varsa o konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz hükmünün seçilecek Cumhurbaşkanının takdirine bağlı olarak gerektiğinde hiç uygulanmayacağını düşünüyorum. Ona uyan Cumhurbaşkanı olabilir, uymayan Cumhurbaşkanı olabilir. O sınırlama bir işe yaramıyor. Meclis o konuda bir Cumhurbaşkanı kararnamesi yayınladığı konuda meclis bir kanun çıkarırsa kararname hükümsüz olacak. Doğru. Meclis kanun çıkardı. Cumhurbaşkanına gitti. Cumhurbaşkanının veto etkisi var. Veto ettiği zaman tekrar kabul edilebilmesi için o kanunun salt çoğunluk lazım. 301. 600'e çıkıyor. 301. Şimdiki anayasada var mı Cumhurbaşkanı veto etkisi? Var. Kaç oy lazım tekrar onun kabul edilmesi için? Adi çoğunluk. 139 kişi eğer çoğunluktaysa o an genel kurulda 139 kişinin kararıyla kabul edilebilir. Cumhurbaşkanı onu yayınlar. Şimdi bunlar önemli yetkili arkadaşlar. Meclis güç kaybediyor. Meclisin güç kaybettiği ikinci alan hükümetin denetimidir. Meclisin bir görevi kanun yapmaksa bunu kapatabilir mi? Şimdi terliği çarpar benim. Meclisin iki ana görevinden birisi kanun yapmak, diğeri de hükümeti denetlemektir. Ben buraya geldim. Belki bana sorular soracaksınız, sorunlar olacak. Ben size diyeceğim ki ben bunları parlamentoda konuşacağım. Ben veya bir başka milletvekili arkadaşımız, AK Partili milletvekili arkadaşımız. Of'un meseleleri var, buranın meseleleri var. Şöyle, ne diyeceğim size? Ben bunu meclise götüreceğim, orada konuşacağım, söyleyeceğim. Bakana sözlü soru soracağım hatta. Şimdi götürürsem, orada hükümeti temsil eden bir bakan var.
bana cevap verecek. O öyle değil böyle. Ya da ilgileniyoruz. Her neyse bakacağız edeceğiz. Bir muhatap var orada. Yeni sistemde bakan yok mecliste. Bakan yok. Bakanlar meclise karşı sorumlu değil. Cumhurbaşkanı herhangi bir kişiyi bakan yapabilir. Milletvekilini de yapabilir. Ama milletvekili görevi sona erer. Nasıl olacak bu denetim? Olmayacak. Soru sorabilirsin. Onu da Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara. Onların sorumluluğu yok. Arkadaşlar bu olmaz. Meclis soruşturması tamamen imkansız hale gelmiştir. Onu örnekleyeyim, çok uzatmayacağım. Şimdi şöyle deniliyor. Bugünkü Cumhurbaşkanı hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturma yapamaz. Sorumsuzdur Cumhurbaşkanı. Biz şimdi Cumhurbaşkanı'nı sorumlu ve yargılanır hale getiriyoruz. Doğru mu? Doğru. Doğru. Ama biraz açalım bunu. Bu parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı'nın sorumluluğu yoktur. İster Türkiye'de olsun, ister başka bir ülkede olsun. Sistem parlamenterse sorumlu olan hükümettir. Başbakan ve bakanlar kurulur. Cumhurbaşkanı nereden bilecek? Hangi yol nerede yapıldı, hangi ihale nasıl yapıldı, çiftçiye hangi desteklemeler veriliyor? Sorumluluk hükümetindir. Parlamenter sistemde Cumhurbaşkanı bir tek şeyden yargılanır, vatana ihanetten. Fransa ve İtalya anayasaları da böyledir. Biz de onu oradan almışız. Vatana ihanetten yargılanabilmesi için bugünkü Cumhurbaşkanı'nın, parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı'nın 413 milletvekilinin oyu lazım. Peki yeni sistemde Cumhurbaşkanı yürütme etkisini üzerine alıyor. Yürütme organı Cumhurbaşkanı artık bir kişi. O zaman biz bugünkü başkan hakkındaki, başbakan hakkındaki soruşturma sistemiyle yeni dönemdeki Cumhurbaşkanı hakkındaki soruşturma sistemini kıyaslayacağız. Bugünkü Cumhurbaşkanıyla yeni dönemin Cumhurbaşkanı kıyaslarsak yanlış olur. Bugünkü başbakan hakkında sistem nasıl işler? Milletvekillerinin onda biri önerge verir. 550'nin onda biri 55 milletvekili önerge verir. Soruşturma açılsın diye. En az 139 milletvekilinin kararıyla genel kurulda en az 184 kişi olacak. 139'un kararıyla o an genel kurulda olanların çoğunluğuyla diyelim soruşturma komisyonu kurulmasına karar verilir. Komisyon yargılanmalıdır derse bu yargılanmalıdır diyen raporu genel kurul salt çoğunlukla 276 oyla kabul ederse yüce divan yolu açılır. Sistem bu bugün. Ama çok yine de kolay değil çünkü her hükümetin arkasında bir parlamento çoğunluğu vardır. Dolayısıyla bu sistemi işletmek o kadar kolay değildir. Ama imkansız bir şey de değildir. Yeri gelir işler bunun tarihimizde örnekleri var. Şimdi ne oluyor? 55 milletvekiliyle bugün soruşturma açılsın teklifi yapılabilirken yeni sistemde bu sayı 301'e çıkıyor. 301. Peki açılsın, soruşturma açılsın önergesini 301 milletvekili verdi. Açılabilmesi için 360 milletvekilinin oy vermesi lazım. O komisyon kurulduktan sonra yargılansın yönünde bir sonuca ulaşırsa 400 milletvekilinin oy vermesi lazım ki Cumhurbaşkanı Yüce Divan'a sevk edilebilsin. Mümkün müdür? İmkansızdır. Dolayısıyla meclis soruşturması yolu kapanmıştır. Kağıt üzerinde var, fiiliyatta yok. Bugünkü Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili, bugünkü Cumhurbaşkanı derken yani Sayın Erdoğan'ı kastetmiyorum. Sistem, parlamenter sistemin Cumhurbaşkanı. Göreviyle ilgili olmayan bir suç işlerse yargılanır mı? Görevi sona erdikten sonra yargılanır. Herhangi bir vatandaş gibi gider. Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı'ydı. Görevi bitti. Hakkında bir gidip savcıya ya da hakime ifade vermesi gereken
bir dosya vardı. Cumhurbaşkanlığı görevi sona erince gitti, ifadesini verdi, ayrıldı. Şimdi ne oluyor? Şimdi imkansız. Cumhurbaşkanı yeni dönemde göreviyle ilgili olmayan bir suç işlese dahi yine görevi sona erdikten sonra 400 milletvekili izin verecek ki mahkemeye çıksın. Değerli hemşehrilerim, böyle bir imtiyaz olmaz. Böyle bir imtiyaz olmaz. Sistem bu şekilde. Şu fesih yetkisine bir değinmek istiyorum. Başkanlık sistemlerinde fesih olmaz. Ne Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedebilir ne de parlamento Cumhurbaşkanı'nın görevine son verebilir. Amerika öyledir. Profesör Doktor Burhan Kuzu, anayasa hukukçusu, başkanlık sistemi diye bir kitabı var. Emek vermiş ona, başkanlık sistemini savunuyor. 2011 yılında yayınlamış onu. Güney Amerika ülkeleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ni kıyaslıyor. Başkanlık sistemini bozan Güney Amerika ülkeleridir diyor. Onlar başkanlık sisteminde başkanda olmaması gereken yetkiyi başkana vermişlerdir. Birisi parlamentoyu feshetmeyiz. Şimdi bizde var. Savunma şöyle, parlamentoda Cumhurbaşkanı'nın görevine son verebiliyor. İkisi de eşit konumda. Hayır, eşit değil. Açıklayacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı'nın görevine son verebilir. Öyle yazılmış. Son verebilir mi? Veremez. Niye? Bir kere önce bir iki yıl geçmesi lazım seçimden sonra. İki yıl geçmeden milletvekili emeklilik hakkını elde edemezler. Şimdi böyle bir psikoloji altında milletvekilinin Cumhurbaşkanı'nın görevine son verme ihtimali nezaketen düşüktür diyeyim. Aslında imkansız. İki yıl geçtikten sonra peki son verebilir mi? Veremez. Niye? Onun için 600 sandalyeli parlamentoda 360 milletvekilinin oy vermesi lazım. Bir araya gelebilir mi? Gelemez. Erken seçim milletvekilinin hiç sevmediği kelimedir. Çünkü gitmek var, gelmek yok. Gelmek riskli. Sevmez. Kimse sevmez onu. Çok zor bir iştir. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi seçiminin yenilenmesini de göze alarak Cumhurbaşkanı'nın görevine son verme ihtimali yok. Demin bir örnek verdim meclis soruşturması Cumhurbaşkanı hakkında. Diyelim ki meclis soruşturma önergesini verdi milletvekilleri. Peki Cumhurbaşkanı görürse ki bu komisyon kurulmaya doğru gidiyor, hemen meclisi feshedebilir. Meclisin feshedilmesi ihtimali olan bir süreçte milletvekilleri Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma önergesi verir mi? Vermez. Bakın nasıl imkansız hale getirmiş durumda. Ama Cumhurbaşkanı tek bir imza ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni feshedebilir. Fesheder mi peki? Buna bakalım. Şimdi bir önemli yetkisini söyledim size Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yasa gücünde. Yasa gücünde. Bir yetkisi daha var. Bütçe yetkisi, harcama yetkisi. Bütçeyi kim çıkarır? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dünyanın bütün demokrasilerinde bütçeleri parlamentolar çıkarır. Peki bütçe çıkmazsa ne olur? Tekliften söz ediyorum. Meclis geçici bütçe çıkarır. O da çıkmazsa bir önceki yılın bütçesi belli bir oranda artırılır. Başkan yoluna devam eder. Harcamalarını yapar. Kanun yapma yetkisi var. Harcama yetkisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ihtiyacı olur mu Cumhurbaşkanı'nın? Normal olarak olmaz. Ama olduğu anlarda olabilir. Öyle bir yasal düzenleme gerekir ki belki. Örneğin Türk Ceza Kanunu sil baştan yeniden yapmanız lazım. Ortada bir yasa var. O tüm bir yasanın yerine bir kararname koymasının son derece güç olduğunu sizler de takdir edersiniz. Mecliste
ikinci bir partiyle uzlaşmak zorunda. Çünkü çoğunluğu kaybeden Cumhurbaşkanı, mecliste çoğunluğu kaybeden Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini düşünür. Evet, kendisinin itibarı var, toplum onu seviyor, onu seçmiş ama partisine oy vermiyor. Seni seviyoruz ama partini değil. Partisi ikinci parti olmuş. Önemli de bir yasa çıkarması lazım. Ne yapacak? Mecliste bir ikinci partiyle koalisyon kuracak. Öyle değil mi? Anlaşacak. Yoksa yasayı çıkaramaz. Peki mecliste bir ikinci partiyle koalisyon kuruyor ise o koalisyona taraf olan, ortak olan parti Cumhurbaşkanı'na demeyecek mi? Hükümette de bana birkaç tane bakanlık ver. Verecektir. Alın size koalisyon. Efendim başkanlık sistemlerinde koalisyon yok. Evet, görünüşte yok. Yürütme organı bir kişi ama fiiliyatta var. Brezilya'nın başkanlık sistemi koalisyoncu başkanlık sistemi diye tarif edilir. Devamlı koalisyon vardır. Mecliste, parlamentoda ve hükümette. Sistem bu. Partili cumhurbaşkanlığı. Partinin genel başkanı olacak. Bu partizanlık demektir. Cumhurbaşkanını ilde temsil edecek iki kişi var o zaman. İl başkanı, vali. Kim idare eder ili? İl başkanı idare eder. Ben Cumhuriyet Partimin grup başkan vekiliyim. 5 yıl grup başkan vekilliği yaptım. İşte 1 yılı aşkın zamandır da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekiliyim. Bir gün meclisten bir torba yasa geçti. Bir maddesi Sayıştay'ın denetim yetkisini kısıtlıyordu. Basın toplantısı yaptım. Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı, bu bir maddeyi bir kez daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iade etsin dedi. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'dü. Telefon edip beni davet etti. Köşke gittim. Oturduk, hal hatır sorduk. Gayet güzel bir sohbet. Akif Bey de niye istiyorsun dedi bunu, bir anlattı. Anlattım, dinledi. Ya gayet güzel konuştuk, ayrıldık. Cumhurbaşkanı'nın iade etmesi etmemesi bu işin ikinci yönü. Önemli tarafı Cumhurbaşkanı'nın bir muhalefet sözcüsünü dinleme ihtiyacı duymuş olmasıdır. Sayın Abdullah Gül'ün bir partisi yok mu? Bir siyasi gelenekten geliyor, bir siyasi hareketten geliyor. Elbette ki gönlünde bir parti var. Ama anayasa kendisine tarafsızlık konumu verdiği için dinleme ihtiyacı duyuyor beni. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Parlamenter sistem bu işte. Peki bir partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı olsa davet eder miydi? Etmezdi. Neden? Kendi partisinin meclis çoğunluğu onu kabul etmiş. Kendisi de partili cumhurbaşkanı. Niye davet etsin? Zaten onun bilgisi dahilinde o süreç yürüyor. Yine 4 ay öncesinden bir örnek vereceğim size. Kasım ayı. Genel kurulu yönetiyor. Bir yasa görüşülüyor. Hükümet bir önerge getirdi. Önerge şu. 18 yaşından küçük kız çocuklarına tacizde bulunanların affedilmesiyle sonuçlanacak olan bir önerge. Muhalefet partileri karşı çıktı buna. Karşı çıktı. Ben genel kurulu yönetiyorum. Tabii ki anayasanın bana verdiği konum gereği tarafsızım. Tarafsızlık da yönetiyorum. Karışamam. Görüş beyan edemem. Ama ortada bir gerilim var. Benim görevim de gerilimi azaltmak. Sükunet içinde bir görüşmenin yapılmasını sağlamaktır. Birkaç kere ara verdim. 2 kere ara verdim. Grup başkan vekillerini, sayın bakanı odama davet ettim. Hani konuşsunlar, bir uzlaşma yolu bulsunlar diye. Sayın bakan ısrarla bu önergeyi biz yasalaştıracağız bu gece diyor. En sonunda oylamaya geçtik. Çoğunluk yoktu salonda. Salı gününe kaldı. Salı gününe kadar Türkiye'nin bütün kadınları ayağa kalktı. Partili partisiz, hangi partiden olursa olsun, kadın kimlikleriyle ayağa kalktılar, bu olmaz dediler. Önerge geri çekildi. Arkadaşlar, parlamenter sistem budur. Bütün millet bir şeye karşı çıkıyorsa meclis onu yasalaştıramaz. İktidarın hangi çoğunluğu olursa olsun.
millete rağmen bir şey olmaz. Millet en büyük iradedir. Peki yeni sistem olsaydı bu olur muydu? Hayır. Çünkü o bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlanacak, yürürlüğe girecekti. Bitmiş olacaktı her şey. Değerli hemşehrilerim, belki sorularınız da olabilir. Çok uzatmak istemiyorum. Aslında anlatılacak, konuşulacak çok madde var burada ama işin esasını, özünü anlattığımı tahmin ediyorum. Yetkiler bir kişide olmamalı. Bir kişiye verdiğiniz zaman sistemin freni kalmaz, dengesi kalmaz. Şimdi Cumhurbaşkanı yurt dışına giderse kim vekalet eder kendisine? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Halkın seçtiği meclis başkanı, halkın seçtiği cumhurbaşkanına vekalet eder. Çok güzel bir şey. Sistemimiz bu. Gayet güzel. Şimdi kim vekalet edecek? Cumhurbaşkanı yardımcısı. Peki kim bu? Bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra tayin edecek onu, onları. Sayısı yok onun tabii ki. Seçildikten sonra tayin edecek. Böylesi bir şey olabilir mi? 2010 yılı anayasa değişikliklerini hatırlayın. 26 maddeydi. 24 maddesi gayet olumlu, güzeldi. Hatta bunu ayırın dedik. Halka gitmesin, mecliste 367 ile bunu kabul edelim. Hayır dendi. 26 madde halka sunuldu. İki maddesi önemliydi. Birisi Anayasa Mahkemesi'ni düzenliyordu. Diğeri de Hakimler Savcılar Kurulu'nu düzenliyordu. Hatırlayın. Artık üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü olacak diye sunuluyordu paket. Kabul edildi. Bugüne geldik. Baktık ki bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu düzenlemesiyle FETÖ bütün yargıyı ele geçirmiş. Şimdi burada bir madde var. Hakimler Savcılar Kurulu yeniden düzenleniyor. Nasıl düzenleniyor? Hemen hemen hepsine Cumhurbaşkanı hakim oluyor. 13 üye var. 4'ünü Cumhurbaşkanı doğrudan tayin ediyor. Birisi Adalet Bakanı, birisi Adalet Müsteşarı, 6 üye. Kaldı 7. Herhalde Cumhurbaşkanı'nın yana başkanı olduğu parti o kalan 7 üyeden, 7 üyeyi meclis seçecek. Birkaç tanesini mecliste seçebilir. Seçer. Yani olduğu gibi bütün yargıyı Cumhurbaşkanı'nın kontrolüne vermiş oluyoruz. Şeyden geldik. Cumhurbaşkanı yardımcısından buraya geldik. Cumhurbaşkanı yardımcısını bilmiyoruz. Yetki kimde? Cumhurbaşkanı'nda. Peki bakın, anayasa değişikliğiyle yapılan o 2010 referandumundaki o düzenleme, yargıya ilişkin düzenleme sonucu yargı birilerinin eline geçti. Peki bu Cumhurbaşkanı yardımcısının atamayla gelecek Cumhurbaşkanı yardımcısının ne olacağını, kim olacağını bilebiliyor muyuz? Bilmiyoruz. Oysa bunun adı başkanlık sistemi ise, bırakalım Amerika'yı, Amerika'da seçimle gelir başkan yardımcısı. Afganistan'da dahi başkan yardımcısı seçimle gelir. Halk kime oy verdiğini bilir. Bu başkana bir şey olursa yerine kim gelecek, kim bakacak onu bilir. Böyle bir sistem olmaz. Anahtarlar bir kişide. Anahtarı kaybettiği zaman araba uçurumdan yuvarlanacak. Hepinizi kucaklıyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, buyurun, buyurun. Evet, sırayla gidelim. Önce buyurunuz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Alaaddin Deniz Dervişoğlu. Ben sizin maliyet ve kendi ekonomisi olduğunuzu biliyorum. Soracağım sorularda yine bunlara bağlı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız borcumuz dışarıya olmaz dedi. IMF borcu bittiğini söyledi. İlave olarak da yani dışarıya borcumuz olmadığını söyledi. Ne kadar borcumuz var özel sektör, belediyeler ve hazinemizin ve bunu seçilecek olan Cumhurbaşkanımızın ne kadar daha borçlanma yapabileceğini, artı bu varlık fonunda
meydana gelecek olan yetkinin nasıl kullanılacağının ölçüsünü bilebiliyor muyuz veya nasıl tayin edilir? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu soru için. Türkiye Cumhuriyeti'nin özel sektörü, kamu sektörü yurt dışına borcu 352 milyar dolardır. Tüm borcumuz. Bu rakamı Merkez Bankası belli dönemler itibariyle yayınlar. Son dönem rakamı 352 milyar dolardır. Böyle borcumuz yok diye bir şey yok. Şu IMF borcuna gelelim. Ben Maliye Bakanlığı'ndan 2002 yılında ayrıldım, siyasete girdim. Son 3,5 yıllık görevim Gerila Genel Müdürlüğü'ydü. O zaman IMF gelmişti. IMF ile görevim bitene kadar birlikte çalıştık. Bütün ekonomi bürokrasi IMF ile beraber çalıştık. IMF'nin Ankara'da bir temsilcisi de vardı. Kriz yılları, yani iyi yıllar değil, Türkiye'nin kötü yılları o yıllar. Hiçbir zaman o dönemleri iyi diye anmak mümkün değil. Krizden çıkışın yollarını arıyoruz. Millet büyük faturalar ödedi, büyük kemerler sıktı. IMF ile iki kere anlaşma yapıldı. 99 sonunda. Sonra 2001'de o ilk anlaşma krizle sonuçlandı. Meşhur 2001 krizi. Sonra Kemal Derviş geldi. Güçlü ekonomiye geçiş programı adı altında 2001 Nisan sonunda bir program uygulamaya konuldu. Türkiye o günden bugüne yoluna devam etti. IMF ile bir anlaşma yaptığınız zaman, daha doğrusu IMF ile niye bir ülke anlaşma yapar? Durum kötüdür. Artık dışarıdan kredi bulma imkanı yoktur. Diğer ülkeler, yabancı yatırımcılar, yabancı kreditörler, borç verenler ülkeye güvenmiyordur. Bunun için birisi demeli ki ben bu ekonominin arkasındayım. Bu ekonomi iyiye gidecek, iyiye gidiyor. O zaman krediler açılır. Bu da IMF'dir. IMF ile o zamanın hükümeti bir anlaşma imzaladı. Bir kredi açıldı. IMF krediyi hemen vermez size. 25 milyar dolar civarında bir borçtur bu. 23 küsur milyar dolar. 99 Aralık ayından bu yana IMF'den alınan rakam. Hemen pat diyese 23 milyar doları verir mi? IMF tecrübeli. Eski yıllarda vermiş, alıp harcamışız onu. Denilenleri de yapmamışız. IMF ile yapılan standby anlaşması denilen anlaşmada her şey bir takvime bağlanır. Şu özelleştirmeler yapılacak. Şu yasalar çıkarılacak. Bunlar ayrıntılı vardır. Şöyledir, şöyledir, şöyledir. O her 2-3 aylık periyotta IMF heyeti gelir, karşılıklı oturulur, neler yapıldı, yapılmadı, bunlara bakılır. O zaman krediyi serbest bırakır. Ne kadar? 1 milyar dolar. Ne kadar? 1,5 milyar dolar. Şimdi 2002 seçimleri yapıldığında, yani AK Parti iktidara geldiğinde, bu 23 milyar doları hükümet, o zamanın hükümeti kullanmamıştı. Bir bölümünü kullanmıştı. 23 milyar doların içerisinde 2006 yılında zamanın AK Parti hükümetinin IMF ile yapmış olduğu anlaşma uyarınca almış olduğu 8 milyar dolar da vardır. Sanki AK Parti hiç IMF'den kredi almadı gibi bir şey söyleniyor. O da alındı. Sonra bunlar ödendi. O borç hikayesi budur. Gelelim varlık fonuna. Varlık fonu nedir arkadaşlar, biliyor musunuz? Artık borçlanma imkanları son derece sınırlı. Yeni kaynak lazım. Ekonomiye yeni kaynak lazım. Ne yapacaksınız? Varlık fonu kuruyoruz. Türkiye'nin çok değerli kurumlarını, şirketlerini hükümet oraya koydu. Çaykur'u koydu mesela. Çaykur. 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 Arkadaşlar Çaykur çok önemli bir kurumdur. Büyük bir varlıktır. Büyük bir değerdir. Çay piyasasının yaklaşık yarısı Çaykur'un elindedir. Ya hatta %60'ı. Yaş çay alımında olsun, kuru çay üretiminde olsun, Çaykur büyük bir değerdir. Yıllık piyasa pazar cirosu, yıllık cirosu 1 milyar 250 milyon dolar civarındadır. Bunu 10'la çarpın. Pazardaki büyümeyi dikkat edin. 10 yıllık bir
büyüklük olarak alsanız 15 milyar dolardır. Çaykur orada, Halkbank orada, Türk Hava Yolları orada. Her şey orada. BOTAŞ orada, Ziraat Bankası, Milli Piyango At Yarışları hepsi orada. Varlık fonu bize mi mahsus? Hayır. Dünyanın birçok ülkesinde varlık fonu var. Varlık fonu niye kuruyor bu ülkeler? Ya bir bütçe fazlası vardır. Bütçe fazlası varsa bir ekonomi ne yapar? Ya vergilerini azaltır. Ya bu ya yatırım yapar bazı alanlara ya da isteyen ülkelere borç verir. Varlık fonu kuran ülkelerin büyük bir kısmının durumu budur. Körfez ülkeleri örneğin petrolü koymuş oraya. Petrolü onun geliri oraya akıyor. Kamu yatırımı derseniz çok fazla ihtiyacı yok. Borç veriyor ülkelere. Bize geliyor ya Körfez'den para gelir devamlı. Geliyor. Peki bizim bütçe fazlamız var mı? Cari fazlamız var mı? Yok böyle bir şey. Kötü durumdayız. İyi durumda değiliz. Buradan biz borç bulacağız. Varlık fonundaki kıymetleri teminat göstermek, rehin göstermek suretiyle Türkiye borç alacak. Kanunda açık yazıyor. Güya bir yasak koyuyor oraya. Madde şöyle yazılmış. Bu fondaki varlıklar ve kıymetler fonun amaçları dışında teminat gösterilemez, rehnedilemez. Elbette herhalde. Fonun amacı ne? Borç almak. Borç almak için rehnedebilirsin. Şimdi Çaykur'un varlığı rehin edilerek kredi alınacaktır arkadaşlar. Kim aksini söylüyorsa doğru söylemiyor. Ya ekonomi güçlü. Bırakalım kredi alsın hükümet. Alsın. Rehin ediyorsun ama bak rehin ediyorsun. Ülkeler nasıl borçlanır? Türkiye Cumhuriyeti borçlanma yapmıyor mu? Yapıyor. Neyle yapıyor? Egemenlik gücüne dayanarak devletin itibarıyla, devletin uluslararası piyasalardaki güveniyle devlet borçlanır. Devlet borçlanırken teminat göstermez. Teminat gösteriyorsanız durumunuz iyi değil demektir. Durum budur. Teminatı gösterirseniz dönersiniz Düğün-i Umumiye, Osmanlı dönemine. Evet, teşekkür ederim. Burada bir beyefendi vardı. Buyurunuz. Sayın Vekilim, hepimizin beraber seçtiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yeni gelecek başkanlık sisteminde güçlendirildiğini ifade ediyor mevcut iktidar. Ben şunu öğrenmek istiyorum. Parlamenter sistemde bizim seçtiğimiz, bizi temsil eden vekillerin komisyonlarda görevleri vardır. Acaba yeni sistemde vekillerimiz yine o komisyonlarda görev olarak bizim haklarımızı koruyabilecek midir? Evet. Birinci sorum bu. Dinliyorum. İkinci sorum da şudur efendim. Şehir hastaneleri diye bu insanlara çok yanlışı yutturuyorlar. Birilerinin yaptığı oteli kiraya veriyorlar. Bunun sistemini bir açıklarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Adım Orhan Kaba. Sayın Kaba çok teşekkür ederim. Şimdi komisyonlarda milletvekilleri yine var. Komisyonlar gene var. Ama o komisyonlarda bakan olmayacak. Bakan yok. Bir önergeden söz ettim biraz önce. Kız çocukları ile ilgili. Bu önerge mecliste konuşuldu. Genel kurulda verildi. Ayrı konu komisyonda da verilebilirdi. Genel kurulda olsun, komisyonda olsun milletvekilleri, iktidar veya muhalefet konuyu sahiplenir. Anlatır. Ama şimdi bugün orada bir bakan var. O zaman muhatap olacak. Muhatap yok, bakan yok orada. Deniliyor ya artık kanunları sadece meclis yapacak. Hükümet oraya gelmeyecek. Meclis nasıl yapacak onu söyleyeyim size. Doğru, kağıt üstünde öyle yazıyor. İlgili bakanlıkta o kanun tasarısı hazırlanacak. Milletvekiline verilecek. Milletvekili onu teklif olarak meclis başkanına verecek. Bugün dahi milletvekili, iktidar milletvekillerinin tekliflerinin önemli bir kısmı meclise böyle gelmektedir.
hükümet hazırlıyor, ilgili bakanlık hazırlıyor, milletvekiline veriyor, o teklif olarak veriyor. Niye hükümet bu yola gidiyor? İki nedenle. Bir, bakanlar kurulu imzasından dolaşması zaman alacaktır. Hemen bunu çıkarayım. İki, ya bu problemli bir şey, millet buna tepki gösterebilir. Arkasında hükümet olmasın, milletvekili teklifi olsun. Bugün de bu sistem böyle yürüyor. Yeni dönemde de sistem böyle olacak ama bakan mecliste olmayacak. Bakan mecliste olmayacak. Dolayısıyla savunulacak olan şeyleri duyuracağımız kimse yok orada. Kimse yok. İkinci sorunuz şehir hastaneleri. Arkadaşlar bunların hepsi bir borçlanma yöntemidir. Şehir hastaneleri. Yap işlet devretler. Köprü yapıldı. Köprü. Şimdi Osman Gazi Köprüsü yapıldı. Çanakkale Köprüsü yapılacak. Yapılsın elbette ki, bu ülkenin buna ihtiyacı var. İlk otoyolu hatırlayın, Özal döneminde yapıldı otoyollar. Turgut Özal döneminde yapıldı. Çok güzel hizmetlerdi. Otoyollar paralı. Bütçenizde yük oluşturuyor mu? Hayır. İstanbul'dan Ankara'ya gitseniz o otoyolun parası bütçenizde yük oluşturmuyor. Ama yeni köprülerden geçecek olursanız rakam yüksek. Onun için geçmiyor insanlar. Özel sektör bunu nasıl yapar? Bir garanti verirseniz yapar. Özel sektörü asla eleştirmiyorum orada. Niye? Bir yatırım yapılacaksa, yap işlet devletle yatırım yaptırıyorsanız özel sektör bir garanti ister. Ya geçen kimse olmazsa ne olacak? Fizibilitesini yapmıştır orada. Havaalanları da öyle yapılıyor. Bir yolcu garantisi verilir. O garantiden az yolcu olursa üstünü devlet öder. Şehir hastaneleri de böyle. Şehir hastanesinde arsayı veriyorsunuz, hazine arsasını veriyorsunuz yatırımcıya. Buraya sen yap hastaneyi, oteli, ben senden bunu kiralıyorum diyorsunuz. Bunun adı borçlanmadır. Gizli borçlanma. Bu borç rakamları bütçede gözükmüyor ama. Bütçede gözükmüyor. Ne o yolcu garantisi verilen yatırımlar, ne şehir hastaneleri rakamları bütçede gözükmüyor. Bunu hükümet bütçeden yapsaydı nasıl olacaktı? Borçlanacaktı, yatırımı yapacaktı. O borcu bütçede görecektik. Bunu görmüyoruz şimdi. Onun için Türkiye'nin borç yükü bütçelerde gözükenden çok daha fazladır. Bunlar bir çıkış değildir. Sihirli formüller gibi sunuluyor. Sihirli formüller değildir. Bunlar hiç mi olmasın? Elbette olur. Yani önemli olan hizmettir, yatırımdır ama bütçe işlemez noktaya gelip de varlık fonu kurarak varlıkları teminat rehin gösterip borçlanacak duruma kadar gelmişsek bu iş iyi yönetilmemiş demektir. Evet, başkanım, teşekkür ederim. Başkanım. Ben de teşekkür ederim efendim. Tatmin oldum. Sağ olun. Sağ olun Cahil. Bir şey sormak istiyorum. Size sen şimdi kamera çekiyorsun. Sen en son sor. Evet. Buyurun. Sayın Başkanım. Her şey için teşekkür ediyorum. Benim bu anayasa taslağında en çok karşı olduğum, benimseyemediğim bir madde var. Yanılmıyorsam 16. madde. Türkiye'nin idari yapılanmasındaki değişiklik. Eskisini okuduğumda kanunlar çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu değişiklik yapılacağı söyleniyor. Evet. Yenisinde ise Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Cumhurbaşkanı tarafından yapılabileceğini söylüyor. Bunun bize getirdiği olası sıkıntılar olacak mı? Şimdi anayasanın 123. maddesine göre kamu tüzel kişiliği kanunla kurulur. Ya da kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak kurulur. Anayasa teklifi kanunla lafının yanına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle diyor. Problem burada. Bu yetkiye dayanarak Cumhurbaşkanı bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
dilediği alanda kamu tüzakçısı oluşturabilir. Size bir örnek vereceğim. GAP idaresi vardır şu anda. Pek bilinmez GAP idaresi diye bir idare vardır. Turgut Özal kurmuştur bunu 1988 yılında. Bu idarenin kamu tüzakçılığı vardır. Bu idarenin amacı 9 tane ili saymıştır orada. Bu illerdeki GAP yatırımlarını takip etmek, koordine etmek ve bir an önce bu yatırımların sonuçlanmasını, hizmete girmesini sağlamak. Çok güzel bir kurumdur. Türk kamu yönetiminde nevi şahsına münhasır bir kurumdur. Hem merkezi yönetimin içinde hem kamu tüzakçısı var. Tüzakçılığı var. Şimdi yeni sistemle Cumhurbaşkanı isterse GAP idaresi gibi yatırım amaçlı değil ama farklı amaçlı kamu tüzakçılıkları oluşturabilir. Orada seçimle gelen organlar olabilir. Bir özerk yapı kuruyorum diyebilir. Mümkündür. Ya hayır, bu anayasa aslında ona izin vermiyor diye itirazlar da yapılabilir buna. Niye kondu o zaman ona? O maddeye gerek var mı? Zaten Cumhurbaşkanı tüm bakanlıkların teşkilat kanunlarıyla ilgili kararnameyle düzenleme yetkisine sahip. Yani Maliye Bakanlığı Teşkilat Kanunu olduğu gibi yürürlükten kaldırıp yeni bir Maliye Bakanlığı diyerek kararnameyle bir oluşum yapabilir. Cumhurbaşkanı kararnameyle tüm üst düzey kamu yöneticilerinin görevine son verebilir. Kimse yargıya da gidemez. Son verebilir. Oysa Amerika'da, şimdi Amerika'da fren dengesi, biraz oraya girmek istiyorum. Amerikalılar o sistemi kurarken kimse çok güçlü olmasın demiş. Bizi ezer yoksa. Kanun yapma yetkisini kongreye vermiş. Kongre kanun yapacak. Ama başkana veto yetkisi verelim demişler. Yoksa bu kongre istediği kanunu çıkarır, canımızı okur. Başkana da veto yetkisi vermişler. Başkana veto yetkisi vermişler, onu daha güçlü hale getirmişler bir de. Başkanın veto ettiği kanunu kongre 3-2 oyla kabul edebilir. Ederse yürürlüğe girecek tekrar. Muazzam bir güç. Değil mi? Başkan çok güçlü oluyor. Yok diyor. O zaman diyor, başkanın da atamalarını senatonun onayına tabi tutacağız. Senato onaylamazsa başkan atama yapamaz. Obama Ankara'ya 1,5 yıl süreyle büyükelçi tayin edemedi. Ricardione'yi göreve başlatamadı. Senato onay vermedi ona. Senato onay vermiyor. Bütün bakanlar tek tek senatonun onayına tabidir. Yani başkanın gücünde orada dengeliyor. Yüksek mahkeme, bizdeki anayasa mahkemesi artı Yargıtay'ın karışımı bir mahkemedir o. 9 üyesi vardır. Ölene kadar görev yaparlar. Hatta Amerika'da şöyle bir laf olduğu söylenir. Amerika'da yüksek mahkeme üyeleri arada bir ölürler. Ölene, niye ölene kadar demişler? Ölene kadar olsun ki bir başkanın tayin ettiği üye başka başkanlar döneminde de görev yapsın. Hiçbir başkan yüksek mahkemeye hakim olmasın. 8 yıl süreyle görev yapan bir başkanın görev dönemine belki bir üyelik düşebiliyor. Hani bir kişi boşalıyor, ölüyor ya da ayrılıyor belki sağlık nedenleriyle. Ama o bile kolay değil. Obama'nın döneminde böyle bir boşalma oldu. Garlic diye bir adamı Obama önerdi senatoya. Senato bunu onay tuttu demeyeyim. Onaylamadı, beğenmedi onu. Böyle partizan gördü onu, tarafkir gördü. Onaylamadı, Obama'nın görev süresi bitti. O da atanamadı. Şimdi Amerika'da sistem böyle arkadaşlar. Başkan güçlü değil. Bizde çok güçlü. Bizde her şey tek bir kişide. Evet, teşekkür ederim. Önce görüşürüz. Sağ olun.
yaptığım yargıtmaydı. Sorum şöyle, iki tane sorum. Birincisi, bu referandumu partiniz mi istedi? Burada evet diyenlerle hayır diyenler ne diyecekti başkan, ne diyebilirlerdi onu istiyorum. Hayırın karşı yanında başka bir kelime var mı onu kullanmak istiyorum. İkincisi de geçen hafta Maliye Bakanı İngiltere'ye verilen rehin olarak bir miktar altından bahsetti. Bu altının İngiltere'den geriye alınacağını mı veyahut da hibe mi edildi? Ne için bu altın onlara verildi? Onu söylemek istiyorum. İlk soruda... Birinci soruda şuydu. Bu referandumu size partiniz mi istedi? Bunun için evet alıp kampanyası başlatıldı. Fakat sizin partinizin bir bayrağı bir şeysinden göremiyorum. Siz mi bu referandumu istediniz? Onu istiyorum. Hayır dediğiniz zaman siz teröristsiniz. Ama evet diyenler bu memleketin en iyi insanları. Bu nasıl oluyor? Bunu da öğrenmek istiyorum. İkincisi de işte Maliye evet. Bakanı'nın evet. Altınları verdi. Evet arkadaşlar şimdi... Evet propagandası serbest, hayır propagandası yasak. Bütün kente bakın, ana arterlere bakın, evet afişlerini görüyorsunuz. Hayır asılmıyor mu? Evet asılıyor ama sabah bir bakılıyor kesilmiş bunlar. Böyle bir baskı var. Kim diyorsa ki hayır propagandası özgürce yapılıyor, hayır asla yapılmıyor. Bunun hepimiz tanığıyız, yok böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapmıyor diye düşünmeyin sakın. Elinden geleni yapıyor örgütler ama büyük bir engellemeyle karşı karşıyayız. Bir tane bir hayır minibüsünü bir yere park etmek bile bugün problemli. Ya şurada kalabalık var şu kenarda dursun da yolcu geçişini de engellemeden meydanın bir kenarında dursun. Gelen geçene hayır broşürü verelim. Hayır o bile engelle karşılaşıyor. Ben bu konuda mesela birkaç kere mülki amirlerle konuştum. Ben konuştum. Tanık olduğum olaylar var. Fakat ne olursa olsun afişlerle kazanılmıyor, pankartlarla kazanılmıyor. Bu iş insanın yüreğinde olacak, aklında olacak. Ben milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Bu bir parti meselesi değil arkadaşlar. Yani bir siyasi partiyi seçmiyoruz. Parti meselesi değil derken elbette ki siyasal partilerin meselesidir. Ama bir seçim yapmıyoruz. Şimdi yollar, köprüler, viyadükler, havaalanları çok teşekkür ediyoruz. Ama biz bunları seçimde değerlendireceğiz. Eğer hep yol anlatılıyorsa, yatırım anlatılıyorsa bu anayasa paketi içinde anlatılacak bir şey yok demektir. Yok. Biz onu seçimde değerlendireceğiz. Yakın tarihten bir örnek. Tarih 1 Mart 2003. Seçimler yapılmış. İki partili bir meclis var. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi. AK Parti'nin 363 milletvekili var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 178 milletvekili var. Büyük bir çoğunluk. Sayın Erdoğan'ın siyasi yasağı var. Sayın Abdullah Gül başbakan. Amerikan askerleri uçak gemileriyle İskenderun açıklarında denizde bekliyor. Hükümet bir tezkere getirdi meclise. 1 Mart tezkeresi. Tezkere şunu içeriyor. 60 bin Amerikan askeri İskenderun'dan Türkiye'ye girecek. Güneydoğu toprakları üzerinden Irak'a intikal edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri de Amerika'nın yapacağı, Irak'ta yapacağı bu operasyonda ona destek verecek. Hem Amerikan askerlerinin Irak'a gitmesi hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı bir ülkeye gitmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izni gerekiyor. Meclisten izin çıkmadı. 363 milletvekili var AK Parti'nin. Yaklaşık 90 civarında AK Partili milletvekili hayır oyu verdi. Oylama sonucu onu gösteriyor. Peki niye hayır verdiler? Bu memleket meselesidir dediler. Biz parti, evet parti partimizdir ama bu ayrı bir şey dediler. Vicdanlarına ve akıllarına danıştılar, hayır verdiler. Kötü mü oldu? Çok iyi oldu. Türkiye Irak'ta bir savaşın tarafı olmaktan kurtuldu. Türkiye'nin önü açıldı.
15 yıldır devam eden AK Parti iktidarların önü orada açılmıştır. Hatırlıyorsunuz, hatırlayacaksınız. Amerika ile bir pazarlıklar yapılıyordu. At pazarlığı dendi. Amerika'dan bu tezkereye destek verilecek, Amerika'dan bunun karşılığında döviz alınacaktı, para alınacaktı. Rakam tartışıldı, en son hibeye dönüştü. Yok 1 milyar hibe, yok 7 milyar kredi, oralara dönüştü. Niyet, Amerika'dan böyle bir kaynağı temin edip IMF'yi Türkiye'den göndermekti. Çünkü AK Parti söz vermişti. Ben IMF ve Dünya Bankası'nı Türkiye'den göndereceğim. Hayır çıktı. Cumartesi günüydü. Dedim ki hükümet bir ekonomik programı derhal açıklamak zorunda. Ben pazartesi öğlen saatlerini bekliyordum. Pazartesi sabah 9'da açıkladı Abdullah Gül ekonomik programı. Türkiye kendi içine döndü. İşte Avrupa Birliği süreci, ekonomiyle ilgili adımlar hep o zaman başladı. 15 yıldır süre gelen AK Parti iktidarlarının önü orada açıldı. Öyle değil mi? Bu, bu da arkadaşlar öyle bir şey. 16 Nisan'daki referandum partilerimizi bir kenara bırakıp memleketi düşünerek karar vereceğimiz bir konudur. Seçimlerde yine partimize oy verelim. Onu destekleyelim. Yatırımlar için oy verelim. Hizmetler için oy verelim. Bu başka bir şey. Beykoz'dan bir vatandaşımız bana mesaj atmış. Tanıyorum kendisini. Beykoz'a da çok sık giderim. O köyleri, mahalleleri devamlı dolaşırım. Çok dostluklarımız oldu artık siyasetin ötesinde. İnsanlar günlük sorunlarıyla ilgili bile beni arıyor. Arada bir bu vatandaşımız arayıp bana 2B ile ilgili, imarla ilgili, Boğaziçi öngörünümle ilgili sorular sorar, danışır. İşte abi nasıl böyle falan. Mesaj atmış. Başkanım ben AK Partiliyim diyor. Partisini bilmiyorum. Başbakanı seviyorum. Hükümeti seviyorum. Başarılı da buluyorum. Onların görevlerinin sona ermesini istemiyorum. Devam etsinler istiyorum, onun için hayır diyorum diyor. Arkadaşlar, parlamenter sistem hepimizin lehinedir. Hepimizin lehine olan budur. Bu sistemin sorunu olabilir. Çözüm bunu değiştirmekte değil, bunu çözmektedir. Parlamenter sistem bize dar geliyor. Almanya diyor mu bize parlamenter sistem, kendisine söylüyor mu bize dar geliyor? 50 bin dolarlık kişi başına geliri var. Refah ülkesi, zenginlik ülkesi. Bütün Avrupa, Fransa hariç, Fransa yarı başkanlık sistemi, bütün Avrupa parlamenter sistemi yönetiliyor. Fransa yarı başkanlık, orada bile başbakan ve bakanlar kurulu var. Hiçbiri demiyor ki biz bunu bırakalım. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir şey ihtiyaçtan doğar. İhtiyaç varsa yapılır, yoksa yapılmaz. Nasıl bir ihtiyacımız var? Yasalar çıkıyor. Efendim muhalefet engelleme yapıyor. Size bir örnek vereceğim. Tarih 2010. Sayın Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olmuş. Ben de yeni grup başkan vekili olmuşum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekleyen 5 tane kanun var. Birisi Türk Ticaret Kanunu. 1500-1600 madde. Borçlar Kanunu. Hukuk Mahkemeleri Kanunu. Türk Ticaret Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin kanun, Türk Borçlar Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin kanun. 5 kanunun madde sayısı 2800. Temel kanun olarak bile görüşecek olsak aylar sürer. Temel kanunda 30 maddeyi bir madde gibi konuşuyoruz. Meclis Başkanı'nın başkanlığında toplandık. 4 partinin grup başkan vekili. Bunu nasıl daha hızlandırırız? Oturduk, bir program yaptık. 10 gün içinde bitireceğiz. Sözde karşı olduğumuz maddeler yok mu? Var. Ama insanlar bekliyor, toplum bekliyor bu kanunları. Yani 5 maddeye, 10 maddeye karşısın diye bütün bir sistemi feda etmenin anlamı yok. 10 günde yasalaştırmak üzere uzlaştık. Kaç günde yasalaştı biliyor musunuz? 3 günde. 3 günde yasalaştırdık. Deniliyor ya, kanun çıkmıyor. İşte 2800 maddeyi 3 günde çıkardık.
Yeter ki bir uzlaşma ortamını arayın. Uzlaşma demek şu değil. Muhalefetin her dediği yapılacak diye bir şey yok. Öyle olursa hükümet denen bir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Türk Ticaret Kanunu'nda bir yıl önerim şey oldu benim. Bunu bir yıl sonra yürürlüğe koyalım. Bir yıl içerisinde çıkan sorunlar gelir. Bunlar da çözülür. Piyasada hazırlanır buna. Pat diye bir anda 1500 maddeyi yürürlüğe koymuyorum. Hakikaten görüş birliğiyle bir yıl sonra onu yürürlüğe koyduk. Gidiyor. Çağın gerisinde kalmıştı Türk Ticaret Kanunu. 1957'de çıkmıştı. Dönemi için bir devrim. Muazzam bir yasa. Ama şimdi çağın gerisinde kalmış. Dünyada tek kişilik anonim şirketler var. Bizim Türk Ticaret Kanunu 5 kişilik olacak diyor anonim şirket. Ya tek kişilik olsun ki yatırımın önü açılsın. Bireysel girişimciliğin önü açılsın. Bakın güzel bir yasa. Hep birlikte çıkardık. Ne dedim? İhtiyaçlar değişirse kanun da değişir. İhtiyaçlar değişmiş artık. Tek kişilik anonim şirkete ihtiyaç var. Bireysel girişimi teşvik etmeye ihtiyaç var. Yasa değişti. Bu anayasada, anayasa teklifinde ne var? İnsanın, sizlerin hayatını ilgilendiren tek bir şey yok. Tonya'daydım. Evvelsi gün Tonya'daydım. Trabzon'da 2 günlük seyahatim oldu. Tonya'ya gittim. Tonya'da bir yem satan Osman Yıldırım diye bir hemşerimiz vardır. Bütçe konuşması yaparken hayvancılığın durumunu ben ondan alırım. Evet, devletin rakamlarını alırız. Süt fiyatı şudur, yem fiyatı şudur. İşte bir kilo süt, bir kilo yem kıyaslaması vesaire. Ama halkın anlayacağı dilden anlatmak lazım tabii ki bunları. Osman Yıldırım'a o tarihte sordum. O 3-4 sene oldu o bütçe konuşmasını yapalı. Osman dedim, durum nedir? Anlattı, fiyatlar, şunlar, bunlar. Vekilim dedi, sana bir şey söyleyeyim dedi. Eskiden dedi, bir inek 10 kişiye bakıyordu. Şimdi 10 kişi bir ineğe bakamıyoruz dedi. Durum bu dedi. Tamam. Şimdi Tonya'ya gittim. Osman'a sordum, Osman durum nedir? Vekilim değişmedi dedi. O 1'e 10 ölçüsü devam ediyor. Şimdi bu anayasa paketinde bu insanımızı, bu Tonya'daki et süt üreticimizi ilgilendiren bir şey var mı? Ya Akif Bey, sen de abartma, popülizm yapma. Burada anayasa bu, olur mu? Arkadaşlar, anayasa temel ilkeleri koyar. İnsanların önünü açıyorsa, ya çok güzel bir anayasa yaptık, geleceğimiz daha iyi olacak, çok iyi olacak, özgürlüklerimiz daha güçlü olacak diye bir güveni, umudu duyuyorsa insan, o insanın ekonomiye bakışı da farklı olur, yarına bakışı da farklı olur. Bu anayasada yok öyle bir şey. Sayın Vekilim, ben Mehmet Emin Ayazoğlu. Bu mecliste yapılan gizli oylama ve açık oylamaların bize tarifini yapar mısınız? Bu gizli oylamaların iptal edilmesi durumunda yaptırımlar nelerdir? Eğer hiçbir yaptırım yoksa neden gizli oylama diye ismi koymuştur? Evet, son anayasa oylamasını söylüyorsunuz. Doğru. İş tüzük anayasa diyor. İş tüzük de bunu daha açmış, tarifini yapmış. Gizli oylama. Kulübeler var orada, kulübeler konulacak. Herkese bir zarf ve 3 tane pul verilecek. Yeşil, beyaz, kırmızı. Kulübeye gireceksiniz. Evet diyorsanız beyaz. Hayır diyorsanız kırmızı. Çekimserim diyorsanız yeşili zarfın içine koyup kutuya atacaksınız. Buna uyulmadı. Yaptırım. Arkadaşlar, buna uyulmadı. Şimdi diyorsunuz ki niye Anayasa Mahkemesi'ne gitmediniz? Arkadaşlar, birincisi Anayasa Mahkemesi son oylamaya bakar. Yani en son oylamadır önemli olan. Öbürleri normal midir? Hayır. Ama Anayasa Mahkemesi İçtihatlarını hep böyle demiştir. Ben son oylamaya bakarım kardeşim. Şimdi burada sadece bu oylamaya takılıp bunu hukuka, Anayasa Mahkemesi'ne götürmek doğru değil. O zaman nedir biliyor musunuz?
millete güvenmiyorsunuz. Bu milletin bir parlamenter sistem tecrübesi var. 1876'dan bu yana, Osmanlı'dan bu yana. Bu milletin demokrasi tecrübesi büyük. Darbeler yaşadık. Birçok anayasalar yapıldı, anayasalar değişiklikleri oldu. Tecrübemiz büyük arkadaşlar. Bırakalım bu kararı millet versin dedik. Konu budur. Millete güvenmek lazım. Şekle takılmamak lazım. Evet. Başkanım. Bir dakika. Soru rehin. Komisyonları... Arkadaşlar biz bunu bir açıklayın bize yani. Hayır. Şimdi anayasa referandumunun nasıl olduğunu biliyorsunuz. Olmuyor. Aynı dediğimi ben zaten aynı oluyorum. Şimdi bir şehit annesi bana söyledi. Dedi ki ya Akif Bey dedi. Ben şimdi hayır vereceğim dedi. Ya ben dedi hain miyim dedi. Terörist miyim dedi. Elbette değil tabii ki. Elbette değil. Arkadaşlar böyle bir şey olur mu? Biz hayır diyoruz. Hayır. Ama evet diyen vatandaşımızın oyu da saygıdeğerdir. Demokrasi. Biz onu ikna edememişsek gene eksiği kendimizde bulacağız. Söyleyeyim. Demek ki az anlatmışız, iyi anlatamamışız. Evet oyu da, hayır oyu da saygıdeğerdir arkadaşlar. Saygıdeğerdir. Asla bizim düşündüğümüzün aksine oy kullandı diye kimse itham edilemez. O yanlıştan dönmeye başladılar ama biraz geç oldu. Biraz geç oldu. Şimdi ülkelerin varlıkları, döviz varlıkları, altın varlıkları illa kendi merkez bankasının kasasında olacak diye bir şey yok. Uluslararası sistemde varlıklarınızı başka ülkelerin bankalarında tutabilirsiniz. Onda bir yanlışlık yok. Onları rehin diye düşünmemek lazım. Onlar rehin değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin döviz varlıklarıdır, altın varlıklarıdır. Konuyu açtığınız için söyleyeyim. 2002 yılı Türkiye ekonomisinin iyi bir yılı değildir. İyi değil, hemen kriz sonrası yıl. İyi değil, dengeler kurulmaya çalışılıyor. 2002 yılında enflasyon %90'lardan %29'a inmişti. Bakın %29 diyorum, ne kadar büyük bir rakam. Ama 90'lardan oraya gelmişiz. Öyle düşünelim. Döviz varlıklarımız o zaman şöyle. Döviz şimdi deniyor ya, Merkez Bankası ağzına kadar döviz dolu. Rezervlerimiz çok iyi. Şimdi siyasette yalan denmiyor. Doğru değil deniyor. Bu doğru değil arkadaşlar. Bak doğru değil. Şimdi neyle ölçersiniz? Bir işletmeyi ya da sizin mali durumunuzu nasıl ölçersiniz? Ne kadar param var, ne kadar varlığın var, ne kadar borcun var. Öyle değil mi? 2002'deki durum şu. Cebimizdeki her 100 dolarlık borcumuza karşılık cebimizde 170 dolar var. 2002. 100 dolar borca karşılık, kısa vadeli borçtur bu. 170 dolar varlığımız var. Şimdi 100 dolar borca karşılık cebimizdeki para 108 dolar. Döviz rezervi artabilir. Borcunuz nedir? Ona bakmak lazım. Önemli olan bir kriz anında bu kısa vadeli borcu karşılayacak döviziniz var mı? 2001 krizi neden çıktı? Borcunuz çok. Kasanızda talep halinde o borcu karşılayacak döviziniz yok. Onun için kur fırladı, faizler fırladı. Evet. Tekrar söylüyorum. Afişler, pankartlar her yerde olabilir. Başkanım. Afişlerle, pankartlarla insanın aklına, yüreğine girmek mümkün değil. Bununla ilgili ben soracağım. Evet, şimdi kameraman arkadaşımıza söz veriyoruz. Beni iyi çektin ama değil mi? YSK kararları kesindir değil mi başkanım? Kesin. Yüksek Seçim Kurulu kararları kesindir. Referandum yasaklarına göre kamu kuruluşları, kamu personeli ve STK'lar taraf olamazlar, taraflarını beyan edemez. Doğru, tabii ki. Şu an burada olduğumuz gibi de bir suç işliyoruz ama bunu iktidar partisi daha çok işliyor. Referanduma fiilen katılıyor.
Ha, burası bir sivil toplum örgütü. Şimdi burada kamu görevlisi arkadaşlar olabilir. Yok yok, STK'larda da yasak. Evet, burası sivil toplum örgütü. Burada her şey konuşulabilir. Yani yöneticiler bir siyaset yapmıyor. Yöneticiler üyelerin aydınlanması için siyasi parti temsilcilerini davet ediyorlar. Herkes görüşünü anlatıyor. Ama STK'lar... Ama şimdi ben onu görüyorum. Evet, görüyorum şimdi. Kamu binalarına bile afiş asılıyor. Ya da bir mitinge kamu görevlileri alınıp götürülüyor. Kamu araçları kullanılıyor. Kamu araçları kullanılıyor. Bunların hepsinin tanığıyız. Hayır oyları devletle yarışıyor. Devletle yarışıyor. Maalesef devletin gücüyle, daha doğrusu iktidarın gücüyle yarışıyor. Öyle diyelim. Devletle, devlet gücü demek doğru değil. Ama milletin gücü bu afişleri oradan indirir. Hayır oyu muhalefetin oyu değildir arkadaşlar. Hayır oyu milletin oyudur. Ben görüyorum, bunu parti meselesi olarak görmeyen, iktidar partisine oy verdiği halde seçimlerde, önümüzde yapılacak seçimde de yine iktidar partisine oy vereceği halde burada bu sistemi doğru bulmadığı için hayır diyen vatandaşlarımız var. Hayır muhalefetin oyu değildir, milletin oyudur. Evet de milletin oyudur. Her ikisi de milletin oyudur. Burada taraflar, cepheler yok. Böyle bir şey yok. Milletimizin bir bölümü hayır diyecek, bir bölümü evet diyecek. Merhaba Sayın Vekilim, ben Umut Saral. Çok basit bir şey sormak istiyorum. Geçenlerde birkaç ay evvel Cumhurbaşkanımız televizyonda Osmanlı, Büyük Osmanlı, Güçlü Osmanlı'da eyalet sistemi, Nazistan ve Kürdistan var dedi. Yani bu onun şu anda büyük ihtimalle başkanlık sisteminden sonra, eğer evet olması durumunda, Kürdistan gibi bir düşüncesi olduğu anlamına gelir. Sizce eyalet sistemi Türkiye'nin kaldıracağı bir sistem midir? Bizim için bir yararı var mıdır? Yoksa bu bizi böler mi? Arkadaşlar, eyalet demek bölünmek demektir. Anayasamızın, evet bu darbe anayasası diyoruz ama bir güzel hükmü var. Üçüncü madde, Türkiye ülkesi ve milletiyle bölünmez bütündür. Bundan asla vazgeçemeyiz. Kim gelirse gelsin, kim neyi yaparsa yapsın, asla bundan vazgeçemeyiz. Şimdi bir şey çok kötü arkadaşlar. Bir şeyi bilerek konuşmak lazım. Osmanlı'da eyalet sistemi var. Doğru. Bir kere Osmanlı bir imparatorluk. Bir imparatorluk. İki, o eyaletin başındaki kişiler, beyler beyleri merkezden atanıyor. Yani merkeze bağlı bir yapı var orada. Şimdi savunulan eyalet ya da özel bölge böyle bir şey mi? Hayır. Kendi yöneticilerimizi kendimiz seçelim. Şimdi o dahi, o kıyaslama dahi yanlış, bakın. Yanlış bir bilgiye dayanıyor. Osmanlı'da millet yok. Teba var. Ümmet demek yanlış olur çünkü Müslüman olmayanlar da var. Teba var. Bakın Osmanlı'yı İyi bilmek lazım. Böyle hamasetle Osmanlı savunulmaz. Yok öyle bir şey. Bana göre en büyük imparator, dünya tarihinin en büyük imparatoru Fatih Sultan Mehmet'tir. 3-4 dil bilir, vizyon sahibi, imparator sadece benim deyip Almanya'daki kralın imparatorluk ilan etmesini engelleyen bir insandır. Vizyon sahibi. Vizyon sahibi. Truva, İstanbul'u fetheder, Truva'ya gider. Anadolu'da yaşayan bütün imparatorlukların, bütün kültürlerin mirasçısı olduğunu şu cümleyle ifade eder. Hektor'un intikamını aldık. Böylesi bir adam. Fatih Sultan Mehmet, Fatih kanunnameleri yayınlar. Bakın kanunname. Osmanlı Devleti bir şeriat devleti değil. Kişilerin arasındaki İlişkiler, ihtilaflar şeriatla çözümleniyor. Ama bir de kişilerin devletle ilişkileri var. Değil mi? Kişinin askerliği, devlete vergi ödeyecek, tımarlar, tımarlı sipahiler, bütün bunları düzenleyecek bir mevzuat gerekiyor. Fatih kanunnameleri bu işte.
TEBA'nın devletle ilişkilerini düzenleyen kanunnameler. Ve bütün TEBA, Hristiyan, Müslüman o kanunname karşısında eşit. Bugünkü anlayışta oradaki kuralları, cezaları sert bulabiliriz. Ama herkesi eşit gören bir kanunnamedir onlar. Geliyoruz 19. yüzyıla. Hukuk evrimleşiyor. İhtiyaçlar ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl imparatorluğun Avrupa'dan, Batı'dan kurumlar aldığı yüzyıldır. Mühendis mektepleri, sağlık okulları, tıp fakülteleri. İlk Sayıştay Abdülmecit zamanında kuruldu. Padişah Sayıştay'ı kuruyor. Gel benim harcamalarımı denetle diye. Bakın. Şimdi ise biz Sayıştay'ın denetim yetkisini kısıtlamakla meşgulüz. Bir benzetme yapılıyor. Padişahlık geliyor. Hayır. Padişahlar bu kadar güçlü adamlar değiller. Kanun esası gelmiş. Tanzimat fermanı var öncesinde. Islahat fermanı var. 1856'da örneğin ıslahat fermanı yayınlanırken arazi kanunnamesini çıkarmış Osmanlı. Toprakta özel mülkiyete geçmişiz. Bunlar hep ihtiyaçlardan doğuyor. 1876 ilk anayasa, ilk parlamento. Sonra Abdülhamit onu askıya alıyor. 1908'de bir daha açılıyor. Seçimler yapılıyor. Partiler geliyor. Seçime milletvekilleri geliyor. Padişahın partisi yok. Padişahın bir tane milletvekili yok o meclis mebusunda. Bir kişi yok. Hükümeti düşürme yetkisi var. Gönül var. Anayasada açıkça böyle bir madde yok. Ama bakanı düşürebiliyorlar. Bu padişahlık falan değil. Padişah böyle bir, o kadar güçlü adam değil. Bir şey deniyor ya. Bizim kültürümüzde var. Hayır, kültürümüzde böyle bir şey. Kültürümüzde parlamenter sistem. Bir şey daha söyleyeceğim. Devletin bekası için bunu çıkarıyoruz. Devletin bekası için. Peki niye devletin bekası için çıkarıyorsak 2,5 yıl sonra yürürlüğe koyuyoruz bunu? Niye? Hemen koyalım. Hemen yürürlüğe giren iki madde var. Partili Cumhurbaşkanlığı, HSYK ve yargıya ilişkin düzenlemeler. Kararname de öyleydi, sonra orada bir rötuş oldu. Bunlar acil lazım. Ya devletin bekası için bu ikisi mi acildir? Devletin bekasıyla ikisi yok. Efendim o zaman beka sorunu yok demek. Elbette yok arkadaşlar, yok böyle bir şey. Sayın Becerim'in de şu bekayı bir açıklar mısınız? Bu ne duyarız? Evet, çok güzel. 40 senedir. Evet, çok teşekkür ediyorum. Başka soru var mı? Son iki soruyu alıyoruz. Buyurunuz.
kaçtı. Sayın İşleri Bakanı bana altı bir soru almadan kaçtı ama kapıda yine bir kaç. Öncelikle Hayrettin Karaman'ın nasıl ki Peygamberimiz döneminde Yahudilere ve Hristiyanlara yaşama hakkı tanıdı. Biz de hayır diyenlere yaşama hakkı tanıyacağız. Lafını Sayın İşleri Bakanı'na söylediğimde ben ilk defa duyuyorum dedi. Tabi bu siyasi bir cevap dedi. İlk defa duyuyorum. Ama dedim aynı adama dedim iki yerden mesleği olmadı herhalde mahkum. Ziraat katılımdan ve ziraat emeklilikten danışmanlık mahkum. Hayır Karaman bir ilahiyatçı. İlahiyatçının bir bankacılık ne tür sözü vardı. Arkadaşlar,